Rövşen Aliyev, uluslararası mafya dünyasının önemli isimlerinden biriydi. İstanbul Beşiktaş'ta uğradığı saldırıda öldürüldü. Saldırgan lüks jipe otomatik tüfekle tam 90 mermi sıktı. O anların görüntüsü geliyor şimdi ekranlarınıza. Lüks jipe koşarak yaklaştı. Ön koltukta oturan mafya liderine otomatik tüfekle defalarca ateş etti. Azerbaycanlı Rövşen Aliyev uluslararası mafya hesaplaşmasında İstanbul'da böyle öldürüldü. Ünlü mafya lideri Rövşen Aliyev doğum günü kutlaması için gece yarısı Beşiktaş'taki lüks bir otele geldi. Kutlama bittikten sonra şoförüyle dışarı çıktı ve arabasına doğru hareket etti. Aliyev otelden kalabalık bir grupla çıktı. Yanındakilerle vedalaşıp aracına bindi. Aliyev arabaya bindi, şoförü gaza bastı ve ilerlemeye başladı. Tam bu esnada silahlı bir kişi geldi, silahını çıkardı, arabaya ve Aliyev'e rastgele ateş etmeye başladı. Hedefi belliydi. Tüm mermileri aynı yöne sıktı. Tetikçi ateş ederken cipin şoförü kendini dışarı attı. Saldırı anında şoför arabadan indi ve kaçtı. Araba ise kaza yaparak anca durabildi. Arabanın içinde bulunan Rövşen Aliyev'e saldırgan yaklaşık 90 mermi sıktı. Daha sonra olay yerinden işte bu istikamete kaçmaya başladı. Olay yeri inceleme ekipleri cinayetin ardından inceleme yaparken cinayet bürosu dedektifleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Rövşen Aliyev'in öldürülmesi Azerbaycan'da büyük yankı uyandırdı. Cenazesini Bakü Havalimanı'nda binlerce Azeri karşıladı. Aliyev, Rusya yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Ermeni asıllı Ded Hasan'ın ölüm emrini veren kişi olarak da biliniyordu.